Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Suudi Arabistan'dan Türkiye için 1 trilyon dolar duyurusu. Değerli izleyenler, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz El-Fali, Türkiye'nin imalat alanında gerçekleştirdiği çalışmalardan etkileniyoruz. Avrupa'daki kilit pazarlara coğrafi yakınlığı ve ticaret yolları üzerinde sofistike bir imalat ve ticaret merkezi olarak kendini konumlandırması önem arz ediyor, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, DEİK, organizasyonuyla Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu gerçekleştirildi, forumun açılışında. Konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz El-Fali, son ziyaretinden bu yana 3 yıl geçtiğini, İstanbul'a geldiğinden itibaren Türkiye'de gerçekleşen gelişmelerden etkilendiğini belirtti. İstanbul'u küresel bir merkez haline getiren yeni havalimanının turizm ve iş dünyası açısından önemli olduğunu aktaran Fali, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden yatırımcıların İstanbul'a gelmekten, vakit geçirmekten keyif aldığını biliyoruz, diye konuştu. Fali, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bölgenin iki en büyük ekonomisini temsil ettiğini vurgulayarak, İki ülke büyüyen ve gelişen yatırım bağlarını geliştiriyor, bizler Türk şirketlerinin yaptığı yatırım ve katkılardan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Son yıllarda birçok yüklenici Suudi Arabistan'daki altyapıyı inşa etmeye katkıda bulundu, şeklinde konuştu. İki ülke liderinin kardeşlik duygusunun pekişmesine ziyaretlerde şahit olduklarını anlatan Fali, iki büyük milletin arasındaki toplantıların uzun süreli ortaklığın temellerini pekiştirmiş olduğunu söyledi. Fali, bugünkü forumun ileriye dönük yol haritasının oluşturulmasında önem arz edeceğini aktararak, kaybedilen vakit ile alakalı bir telafiye gitmeliyiz. Covid sonrasında bizler buradaki müşterek faaliyetlerimizi iyileştirme ve hızlandırma noktasında bir teşvik hissediyoruz, dedi. İki ülkenin inşaat sektöründeki faaliyetlerine vurgu yapan Fali, Suudi Arabistan'ın inşaat sektörü de benzeri görülmemiş fırsatları Türkiye'den dostlarımıza sunuyor. 1 trilyon doların üzerinde proje geliştirme şimdiyle 2030 yılları arasında planlanıyor, bu da tabii ki Körfez ülkelerindeki inşaat sektörünün yarısından fazlasını temsil ediyor, ileriye dönük olarak sürdürülebilir şehir örneği bağlamında çok büyük bir potansiyel var. Türkiye'den de katılım görmek istiyoruz. Sadece inşaat değil, aynı zamanda teknoloji, inovasyon alanlarında da bunu bekliyoruz, diye konuştu.